Balıkçı Teoman Bebek'te bir kafeye girerken kameralara takıldı. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Her şey yolunda. Çok güzel. Nasıl gidiyor konserler? Konserler bir kısa bir ara verdik işte. Ama 7'sinde başlayacak tekrardan. Ekim'de yoğun yoğun çalışacağız. Akşama doğru açılırsa kız kulesi Teoman'ın geçmişte adının aşk dedikodularına karıştığı meslektaşı Şebnem Ferah'la ilgili her zaman arkadaştık, arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye şeklindeki açıklaması sosyal medyada geçen günlerde gündem olmuştu. Geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklamanız gündem oldu. Şebnem Ferah'la ara ara konuşuyoruz. Hatta ileriki zamanlarda ikimiz evlenmezsek beraber evleneceğiz diye. O çok eski bir şey. Şebnem benim çok yakın arkadaşım o. Şakasına söylediğimiz bir şeydi. Son olarak Behri Akdüz'ün Ataş'ta kısa bir filmde oynayan Teoman, yeni film müzikleri yaptığını söyledi. Tekrardan setlere dönüş olacak mı? Galiba bir proje vardı çünkü bir film ya da bir film projesi vardı galiba en son. Aslında filmle ilgili, yani oyunculukla ilgili değil bu şey ama bir iki tane filme müzik yaptım. Onlar var işte. Ömer Faruk Sorak'ın bir filmine bir şarkı söyledim. Yani öyle küçük küçük işler yapıyorum aslında. 54 yaşındaki ünlü rockçı artık yarı emekli olduğunu belirtti. Genelde ben boş boş dolaşıyorum çocuklar. Öyle eskisi gibi çalışkan değilim. Ara ara konser veriyorum sadece. Yeni şarkı gelir mi peki? Sürekli çalışmalarınız var mı? Küçük küçük oynuyorum. Öyle bir planım yok. Dediğim gibi artık ben kendime bir tembellik kariyeri yapmaya planladım. Öyle çok fazla çalışmak istemiyorum artık. Kendimi yarı emekli sayıyorum artık. Evet, bir ara müziği de bırakmıştınız tekrardan geri döndüğünüz zaman. İşte o da olmuyor, çok çalışmak da olmuyor. Arasını buluyorum. Yarı emekli diyorum kendime ben artık. Teoman günlük yaşamında neler yaptığını anlattı. Erken yatıp erken kalkıyorum genelde. Spor yapıyorum. Pek bir şey yapmıyorum. Boş boş oturuyorum diyelim. 2012 ile 2015 yılları arasında kızı Zeyno'nun annesi fotoğrafçı Ayşe Kaya ile evli kalan Teoman, yeniden nikah masasına oturmayı ise düşünmediğini sözlerine ekledi. Tekrardan evlenmeyi düşünüyor musunuz? Ben artık o işler için yaşlandım ya. Evlenmem artık. Görüşürüz çocuklar. Ne yapayım, tabiatım böyle.